Hop, selamın aleyküm ahali, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün tedavimi oldum, alışverişimi yaptım, yemeğimi hazırladım. Diyetime biliyorsunuz dikkat etmeye çalışıyorum. Merak edenler varsa aramızda kalsın. İşte iddia oldu, 94'e düştüm. Sonra aldım, belim tutuldu biliyorsunuz. Aldım. Ben herhalde yayınları işte tam durdurmadan böyle 1-2 hafta öncesinde yine 117'lere, 118'lere çıkmıştım diye düşünüyorum. Şu an 107 kiloyum. Öyle ufak ufak iniyorum. Tabii bir iddia olmadığı için abanmıyorum kendime ve 95'e kadar yine indireceğim. Ama 2 aydır falan, değil mi? 2-2 buçuk aydır perizdeyim. Diyet yapıyorum. İradem sağlam. Gayet iyi bir şekilde kendi yemeğimi yapabiliyorum. Zaten yapabiliyordum da artık zaman ayırabiliyorum en azından. Böyle tık 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 domates doğra, salatayı doğra. Hop, yanına bir tane kanat at, tavuk at, bir şeyler yapıyorum işte. Bir de çok güzel bir tarif öğrendim. O tarifi Instagram'dan bir ara çekeceğim. Hani ekmeği bırakmak isteyip de ya da hamuru bırakmak isteyip de bırakamayanlar varsa böyle yulaf tekniğiyle bir şey bu. Çok kolay yapılıyor. Vırşıt 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 hemen yapıyorsunuz. Tost makinesinde işi bitiriyorsunuz. O da benim böyle ekmek arayışımı bastıran güzel bir karbonhidrat kaynağı oluyor. En azından o hamur mamur bilmem ne girmemiş oluyor. Onu da araya sıkıştırayım. Yapar çekerim. Bayağı hayatımı kurtardı, aklıma geldi şimdi bir anda. Evet, bugün daha önceden de oynadığımız, Prolon'u oynamıştık diye hatırlıyorum. Prolon'u oynadığımız ve artık çıkmış olan fakat benim yokluğuma denk gelen tatlış oyunlardan bir tanesi. Sınır karakolunda ya da sınırda sınır karakolu memuru, sınır memuru. Her neyse, polisi oynayacağız. Sınırdan geçen arkadaşların aklını alacağız. Kendime yüksek ihtimal bir isim lakap takarım. Türkiye'den oraya gelmiş işte Murat komiser oynayacağım. Murat abim, sevgiler. Onunla da geçen gün konuştuk. Bayağıdır sohbet etmiyorduk. Her neyse. Daha önce oynadık. Paper Please'in. Daha sonrasında Border Officer diye farklı bir oyunu çıkmıştı biliyorsunuz. Yani aynı oyun değil de işte aynı kafaydı. Onu da bayağı eğlenerek oynamıştık. Bu da bunun daha da üst versiyonu gibi bir şey herhalde, değil mi? Umarım yanlış bilgi vermiyorumdur. Sıfırdan yine başlıyorum. Oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Dün satın aldım. Safiyens oynamadan önce bir yorumlarına göz gezdirdim. Herkes çok beğenmiş. Bir tek bir arkadaşın yorumuna denk geldim. Araba içerisinde bir şey aramamız gerekiyorsa o tahtada yazıyormuş. Tek o bilgiyi gördüm. İki arkadaş yazmış daha ilk yorumlarda. Oyunu oynayacaksanız bunu boşu boşuna her arabayı aramayın, öyle bir salaklık yapmayın diye. Ben de o bilgimle, başka hiçbir bilgim yok, gireceğim. Bir de prologdan aklımda kalanlar vardır. Ama oyun bayağı gelişmiş. Sadece pasaport kontrolü yapıp yollamıyorsun. Başka mevzular da var sanırım. Adam madam döveceksek güzel. Bilmiyorum ne olacağını. Hadi başlayalım o zaman. Kaç? 3 dakika olmuş, güzel. Ulan resmen savaş veriyorum zamanla ya. Kontraband Paris edebi kurgudur. Oyun gerçek hayattan ilham alınarak yapılmıştır ama gerçek olaylar ara veya canlı veya ölü gerçek işler. Bir uyarılar hani başımız yanmasın diye. Karikatka sınır geçişi. Acaristan. 0481. Tamam. Tipik bir araba sahnesiyle serüvenimiz başlasın. Uyandım kardeşim. Nereye varıyoruz? Aa, geyik. Elemanlar senin bu eski püskütelikte bir hafta bile hayatta kalamayacağına dair bir vodka sandığına bahse giriyorlar. Ama komiser her nasılsa sana inanıyor. Yani. Ünüm Türkiye'den geliyor kardeşim. Güzel yapmışlar giriş falan. Bu prologda var mıydı hatırlamıyorum. En iyisi onun bütün emirlerine uy, yoksa sonun Roznikov gibi olacak. Zavallı adam sadece biraz daha fazla kazanmak istemişti. He, burada rüşvet müşvet işleri de var değil mi? Şimdi oyunun başında şeye karar vermek lazım. Nasıl bir memur olacağız? Tamam, geldik, şimdi komiser rapor et. Oo. Buradan ineceğim. Tamam, trollemiyorum, hadi ineyim. Hemen çimlere bakalım. Single oyun tabii. Oh. Bakalım bunlar neymiş? Bunlar da tamamen mesh miydi? Bunun adı neydi? Evet. Aynı bizim taktikle yapmış. Artı koymuş. Üzerine de PNG'yi yapıştırmış. Bizde de var. Dikkat edin o Arigrat'ta. Selamun aleyküm kardeş. İyi günler efendim. Neyse, göreve gidelim. Şimdi ilk başta tutorial'ı yapacağız. Oyunu bir öğrenelim. Dikkat isteyen bir oyun. Nereden gideceğim oğlum ya? Zıpla anasını satayım. Karikatka'daki Acaristan sınırı. Benim adım komiser Andreev ve ne yapman gerektiğini sana açıklayacağım. Ofise git, görev dosyasını al. Welcome to Acaristan. Ne güzel yapmış lan, baksana küçücük yerde mis gibi bütün döngü burada dönüyor. Oyun bundan oluşuyor yani, değil mi? İnşallah öyledir. Evet, bakalım. Oo, selamlar.
Şimdi komiser Andreev, ilk olarak ofise git, görev dosyasını al. Aldık. Şimdi dosyayı aç, görev kitabını kontrol et. Sıçtık ya. Benim en dosya denetim, ülkeye kabul kuralları, ziyaretçi ülkeler ve araç tipleri hakkında gerekli bilgiler içerir. Tamam. Yayında değiliz. Rahat. Odaklanarak okuyabilirim. Tebe bastık. Nelerimiz varmış burada? Tarihimiz var, saatimiz var, sınır kontrolü, görev el kitabı. Hatırladığım kadarıyla ad soyad kontrolü yapıyoruz. Pasaportun bitiş tarihi var, pasaport numarası var, fotoğraf var. Bunların içlerine girsek ekstra bilgi alır mıyız? Bu alan pasaport geçtiğinde tamam, okey. Pasaport numarası, fotoğraf, yani adamın tipiyle fotoğrafı karşılaştırıyoruz. Match etme vardı, yani A verisiyle B verisini tıkladığımız zaman aynı alanda oluyor olmuyor diyordu diye hatırlıyorum. Acaristan falan filan. Bakalım bunlar neymiş? Acaristan bayrağı kırmızı olan, böyle hafıza atıyorum, ayı olan Kagastan Cumhuriyeti. Farklı ülke, farklı yükle. Önemli değil. Burada bizi ilgilendiren bence Acaristan'ın bayrağı olmalı. Acaristan doları bilmem ne bilmem ne. Resmi mühürleri de şöyleymiş. 3 tane resmi mühürü var. Not defteri alsaydım, kağıt kalem çok daha iş yapardı. Hem adamların bilgilerini de kısa notlar alırdım. Birazcık böyle oyunlarda zorlanıyorum biliyorsunuz, artık yaşlandık herhalde ondan dolayı. Evet, kapat. Dur lan, başka şeyler de vardı burada. Ülkeler, Kagastan Cumhuriyeti, Birleşik Krali, ne bu lan? Erkeği Krallığı. Tamam. Ya başlar lan, bize tutorial mı gerekir ya? Kapat. Harika, hadi başlayalım. İlk sürücüyü sınır kontrolüne çağırmak için kodu çek. Oo, hemen başlattı. Ben komiser Murat, pardon. Ben sınır kapısı memuru Murat. Türkiye'den geldim biliyor musun kardeşim? Evet, eyvallah. Bizim sınırdan kuş uçmaz. Canımsın. Açalım bakalım. Gel. Gel bakayım. Gel şöyle önüme doğru, yamacıma doğru gel bakalım bir. Tiplere çok önem veriyorum. Eğer tipinde bir yamukluk varsa asla affetmem. O şey nerede? Acaristan'a girmek için sürücünün belgesi geçerli olmalıdır. Tamam. Sana belgelerini göstermesini sor. Soracağım. Evet. Selamun aleyküm. Ya şu kimliğini bir alabilir miyim kardeşim? Ver bakalım. Görev dosyasını yeniden aç. Açtık. Şoförün her iki dokümandaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için otomatik karşılaştırmacıyı kullan. Tamam. İstediğim bu. Joachim Ponomariov. Joachim Ponoroma. Yani bunu gözle de yapabiliriz ama şu an tutorial yaptırıyor. He, belgeleri karşılaştırılması, belgelerin karşılaştırılması. Belgelerdeki alanları karşılaştırmak algı seviyesini düşürür. Yani diyor ki gözünü kullanmazsan biraz bu özelliğin stamina biter gibi azalabilir diyor anladığım kadarıyla. Yorulduğunda karşılaştırmalar yavaşlıyor ve seviye sıfıra düştüğünde ise algıyı yenilemek için dinlenmeye git. Algı düzeyini kalıcı olarak arttırmak için daha iyi bir ev satın almayı düşün. Oo, ev mevde alıyoruz. Algı seviyesi yüksek, algı seviyesi düşük, algı seviyesi bitik, geç. Eşleştiyse şoförün bilgileri doğru. Eşleşmediyse şoför ülkeye giriş yapamaz. Eşleştirme hatası varsa alanlar farklı türde. Bu ne demek şimdi? Yani sarı yedim mi geçirmemeli miyim? Geçirmeli miyim? 42, şoförün yaşını kontrol etmek için doğum tarihini takvimiyle karşılaştır. Güzel. Tamam. Bulunan bütün hataları inceleme raporunda işaretlemeyi unutma. İnceleme raporumuz nerede? Bu raporda belgelerdeki bütün uyuşmazlıkları işaretleyeceksin. Şoförü geri çevirmeden önce rapor üzerinde en az bir hata işaretle veya giriş izni vereceksen raporu boş olarak bırak. Ha, hem işareti koyup hem de mühürü basıp yollayamıyoruz ya da yollamamalıyız. En yüksek puanlamaya sahip olmak için var olan bütün problemleri bul. Zamanla raporun ek kutucukları da büyüyecek. Orada beyinler yanacak herhalde. Tamam bebişim. Ad soyad doğru, eşleştirdik. Pasaport numumuz var. Şurada eşleştirelim. Hani görelim. Geçerlik tarihi varmış. Bu da nüfus cüzdanının geçerlik tarihi. 81 Ekim. Eşleşti. Adam tertemiz baba. Bizim memleketli. Zaten burada da ikonu var. Tipine de baktık. Her şey temiz babuş. Şimdi karar ver. İçeri girmesine izin vermeli misin? Yani üstün yeteneklerime göre evet, kardeşi onaylıyorum. Yolunuz açık olsun beyefendi. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sevgiler efendim. Oy, kusursuz inceleme. Bu doğru bir karardı. Kontrol için bir sonraki sürücüyü çağır. Gel Recep. Recep. 126 bis değil mi lan bu? Spoiler falan takmış bir de. Artist. YYB 8801 M. Acaristan vatandaşı değilmiş. Klaf. Bütün yabancılar ek olarak geçerli bir izne ihtiyaç duyuyormuş. Bu ve sonraki birkaç sürücüye hizmet ver. Verelim. Bu arada arabanın kaputunu maputunu da açabiliyoruz. Böyle.
Prolog'da da hatırlıyorum bunu. Gizli bir şeyler varsa arayıp buluyoruz. Evet, kimliklerinizi alabilir miyim? Gerekli mi ne demek lan? Ağzının ortasına yapıştırırım senin var ya, sakalların yere düşer ha. Ya aşağı bak, sınıra gelmişsin de lan. İpini koparan geçsin mi lan buradan? Ver lan ver. Geri ver. Normalde bunu dövmem lazım. Sıçtım senin ağzına. Bir at. Fight. Sen daha kumralsın normalde. Her türlü kıllı yapıyor değil mi? Azamat Abilov. Azamat Abilov. A-B-Y-L-O-V. Azamat doğru. Pasaport no 7M64. Patates patates. Şimdi şu inceleme raporunu ver bakalım. Pasaport numarası yanlış. Geçerlik tarihi Mart. Ay. Hop. Bitiş tarihi. Ver. Onu işaretlemiş. İş sebebi. Ah girersin. Seni gidi. Sikim Sony'ye seni. Affedersiniz. Azamatçım. İncelemem bitti. Yalla evine. Beni tehdit mi ediyorsun lan? Beni vurma yok mu oğlum bunda? Beni tehdit mi ediyorsun oğlum? Oğlum bunu işte bir sıkış... Mına kodum onu seni. Yavşak. Sitti lan. Devam edelim. Sakinim ya. Biz Türkiye stresli bir yer değil de o yüzden. Gel. Gel kamyonet. Ne biçim tutorial bu? Oyun bitti ya. Ooo şekil baba. Atayçı. Aleyküm selam. Atrıç. Al şunu ama bana geri vermen gerekli. Ver. Ver ağzına sıçacağım senin, ver. Sende de bir zaman on yan. Zaman on yan mı? 3YY7 LRJU. Geçerlik tarihi Ekim. Güzel. Turizm için gelmiş. Tipine bakalım. Sensin bu. Zaman on yan. On... O kim lan? Yanlış okumuyorum değil mi? Hile burada yok. 3YY7 LRJ. Aslında hepsine basacaksın. Sonra gider dinleniriz. Story'li zaten. Bu adamda bir sıkıntı yok. Tertemiz. Johnny'cim al. Yolun açık olsun kardeşim. Bak dikkat et. Sen ne sebeple gelmiştin buraya? Turizm için geldin. Allah Allah. Onaylandın. Gir bakalım gez memleket hadi. Oğlum bak. Sonunda monunda değil mi? 5 dakika durmadın lan. Evet, son adamımız geldi. Kusursuz inceleme, parayı götürüyoruz ha. Oyunda para kazanıyoruz. Para kazandıkça demek evimizi değiştiriyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Gel buyur. Hop. Bekle bakalım. Bekle bakalım. Hataycı. Evrakları alayım. Gerginliğe veresim var. Hani girebilecek miyim, giremeyecek miyim? Hadi. Tımız, temiz. Eşleşmedi. Pasaport 070B 075. Aa sıçtın sen oğlum, sen bayağı kaçaksın ya. Oğlum 7 Ekim. Oğlum senin kesin fotoğrafın da yanlıştır ha. Turizm için gelmişsin, babayı gelmişsin, şunu al. Reddet. Düşman falan edinebiliyor muyuz? Sikti lan buradan. Hayır hayır yok. 3 tane yanlış bilgim var lan. Bir tipin doğruydu, o da gitti zaten. 3 yanlış hesap, anladın mı? Amına tekmeyi vururum vallahi. Göt lalesi. Devam et. İpini koparan geliyor. Evet. Kusursuz inceleme 100 dolarda. Bugün güzel bir iş çıkardın yola, çok zor değildi. Tecrübeliyiz baba. Border Officer'da çok iyiydik. Aa arabamız mı var lan? Ya... Gerçekten burada mı yaşıyoruz ya? İş yerinde mi yaşıyoruz baba? Bismillahirrahmanirrahim. Salatalık turşusu falan var oğlum ya. Oo, Karsiz. Hadi uyuyalım bari şurada. Dinlenme, uyku belgeleri karşılaştırmak için gereken algı düzeyini geri kazandırır. Tamam dinleniyoruz falan filan, güzel. Çok böyle eğer yorulursam, oyundan koparsam zaten otomatiğe daha çok abanırım. Mal mülk bakımı, işçilerin maaşları. Baş ver. Cebimize 265 dolar kaldı. Devam edelim. Story'l bitti mi acaba? Kadar değildir herhalde ya.
Merhaba yoldaş, ben Yuri Petrov. Ben komiser yardımcısıyım ve eğitimizin ikinci günde sizlere bilgiler vereceğim. Değişti bizim eleman. Tamam. Aha, Oberenkov çetesindeki kaçakçıların artmakta olan aktiviteleri sebebiyle istihbarat servisimiz şu an bu konuyla ilgileniyor. Size düzenli olarak information verilecek. Bilgilendirme panosu buymuş. Tamam. He, kaçakçı... Her bir not belirli bir kaçakçı hakkında. Hiçbir kaçak mal Acaristan sınırından geçemez. Tamam, eyvallah. Tamam, bir sus be! Tamam, dur bekle, ne var? Oberenkov çetesi içinde bulunan muhbirlerden biri infoyu veriyor. Sürücünün yaşı 52. Ha, böyle infolar veriyor. Biz 52 yaşında olan abimizi direkt köşeye alacağız. Dün sınır kontrolü durmayan bir sürücünün sınırı geçmeye çalışanına şüpheleniyoruz. Kısmi plaka 98 QP. Ulan tam bunları not kağıdına almalıkmış. 98 QP ile 52 yaş. Unutma chat. Hatırlatın bana olur mu? Haa, tutorial'a. Namık abi. 98 QP. Haa. Araçtan inmesini sağla. Contrabando. Belgede araç... İn bakayım bir sen şöyle. Oyuna posuna bakayım sen. Sana kafayı bir vururum. Vallahi kaşını patlatırım. El feneriyle... Adama mı bakacağım oğlum? Koltukların birinde yılan simgesi var. Bir bakayım şuraya. Bu yerlerde kaçak malları bulabilirsin. Yılan armasını gördüğümüzde oralarda kaçak mallar var. Tamam. Bulduk. Şimdi kaçak malı çıkartmak için aletlere ihtiyacın olacak. Masadan bıçağı al. Bekle, burada geliyorum. Bıçağımızı alalım. Koltuk döşemesini kesmek için bıçak kullan. Tövbe yarabbim. Ne yapacağım buna? Oh, don gibi yırtıldı. Uyuşturucu madde. Vay şerefsiz, sen gençleri mi katlediyorsun lan? Sen gençlere mi zehirliyorsun sap? Vuruyormuş lan. Kapının altına bakalım. Ne diyor kapının altına bak. Burada el fenerinden çok dikkatli gözler daha işe yarar. Harika, sanırsam hepsi bu kadar. Kapat şunu. Alın bunu arkaya. Örnek inceleme materyallerini firma defterinde bulacaksın. O ne demek ya? Bu piçi artık tutuklayabilirsin. Dön lan arkana. Dön. Oğlum doğru konuş, ense köküne yumru vurur mu? Şerefsiz. Oo, nezarethaneye geldik lan. Çalışma kampına nakliye bekleyen suçlular tamam. Maksimum miktarda yere sahip olmak için hapishane iyileştir ulan. Ondan da mı biz sorumluyuz ya? Kaçma girişimlerine engel olmak için işe bir gardiyan al, tutukluları polis arabasına bırakmak onların kaçmalarına neden olacağını unutma. Oo, bayağı yönetim bizde ya. Şu ışıkları kapatın, elektrik parası çok geliyor. Peki... Çok yakışmış lan üstündeki ha. Kaç yıl yatarım var senin? Kaçakçı. Bir 30-40 var mı? Vurayım mı tokadı bir tane? Tamam. Abim kapısını da kapatalım bari. Burası senin alıkonulan kaçak malları, aletleri, silahları ve diğer eşyaları koyabileceğin depo. Abi biz mekandayız yine. İyi. Belki bir gün genişletmeye gücün yeter. İnşallah kardeş, yani şu an iyi paramız var ha. Ne yapacağım şimdi? Ha, buradaymış. Aletlerini, silahlarını, ele geçirilen kaçak malları ve alışveriş yapılacak malları buraya bırakabilirsin. Tamam. Daha fazla nesne bırakılmak için depoyu iyileştir. Dağınık bir şekilde bırakılan bütün eşyalar kaybedilecektir. Seçilen nesleri ekipmanından ya da polis arabasından doğrudan taşıyabilirsin. Neslerin pencere arasında hızlı geçiş cihetleriyle çık. Bu bıçak bizim bıçağımız. Ne gerek var, böyle de oluyormuş. Hapşıracağım. Alerjim tutmasın ne olur. Alerjim tutmasın. Öyle bir garip bir alerji ki. Bilmiyorum yaşayanınız var mı? Herhangi bir şekilde hapşırdığımda veya öksürdüğümde Twitch tayfabilir de. Burayı böyle bastırıyorum falan, sıkıyorum mıkıyorum, öyle idare ediyorum ama kurtuluşum yok ki böyle. 1-2 saat hep bir tıksırma falan, en sonunda bir hapşırıyorum ya da bir öksürüyorum, baş ağrısı bir vuruyor. Taşıttan geriye kalanlar kurtulmak için git ve memur maksat.
soralım. Taşıttan geriye kalanlar. O zaman hop. Taşıttan geriye kalanı kurtulmak için inceleme bölgesini temizle. Herhalde budur. Kaçakçılık engellendi, $100. Çeşitli türdeki saklama yerlerini açmaya başka aletler varmış. Sert nesneleri kırabilmek için çekiç. Baltalar, kasaları ve arabaların haznelerini açabilir. Oğlum ne kadar kapsamlı yapmışlar lan. Yani inşallah prologda böyle değildi. Hatırlamıyorum çünkü. B12 baba. Bu ne ya? Adamı kıçına mı sokacağız bunda? Bu bilgiyi aldığına göre artık diğer araçları incelemeye alabilirsin. Bitti mi tutorial? Hey, şimdi bana mı bıraktın burayı lanet olası? Bir şey söyleyeceğim. Bu adamlar burada kaçar maçar dediler. Bir şey dediler. Oğlum senin için manyak bir alet buldum lan. Dur bakayım. Heh, görüyor musun bunu? Şş, geleceğim birazdan, bekle. Mal sokarsın ha. Şunu da kapat. Beş. El geçiyorum, geçiyor. Kapat kapıları da kaçmasınlar. Evet bakalım. Farklı farklı zımbırtılar bulabiliriz. Gel bakalım. Jülide. Bu da Eightborn'da şeyin arabasıydı. Ahmet'in. Atayçı. Aleykümselam tekrardan. Bakayım mı şöyle bir arabana daha dakika birden ha? Bu gergin müzik niye var? Ya bu şerefsizler var ya. Bunlar ne yapıyormuş biliyor musun? Bir düzenek yapıyormuş. Böyle arabanın o klima düğmesi var ya, ona bastığın zaman kaput açılıyor falan. Kaputun arkasında yeni bir hazne açılıyor. Neler duyuyoruz ya? Amına kodum yerim. Ver bakayım bir kimliklerini. Lütfen araçtan çıkın. Belgeleri ver. Bu gerçekten gerekli mi? Yok kardeşim, değil ya. Öz öylesine şerefsizlik olsun da yapıyoruz. Kıllandırttın beni ha. Bizim fenerimiz mi açık ha? Bunda sakal mı var? Sakalını mı kesmiş? Şimdi sakalı kesmek tip uyuşmazsızlığı mı? Bilmiyorum, neyse. Andrei Iljin. Ha, patatessin dakika bir. Adın uyuşmadı. 93 Wu. Wu. Bunu da eşleştirdik. Şu inceleme raporunu da açalım. 11 Şubat. Bu da patlamış Johnny. He? Yani bana bakarsan fotoğrafınla şimdi ben seni böyle otomatik uyuşturamıyor muyum acaba? Şunlar ne? Fotoğraf. Surata bak. Olmuyor. Yani bence adam o değil. İfadesi falan benziyor da abi. Bir in bakayım sen bir. He? Bir araçtan in bakayım. Tamam tamam, değil mi? Silah milat çıkartma, vallahi sağım kuvvetlidir ha. Sen bir dur bakayım şöyle köşede. Bak abi bak 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 bak. Oğlum bunun burun estetiği de olmuş olması lazım. Bizim fotoğraftaki adam ya, bunun fotoğrafı da yanlış ya. Bir dakika. 52 yaşında. Onu unuttuk lan. Yaşını nasıl öğreniyorduk herifin? Doğum tarihiyle buna tıkladığımız zaman hesaplatıyor. Matematik kötü olan bizim için kardeşim. Tamam, sende bir olay yok. Senin pasaportunu reddedeceğim. Al şunları. Yallah çabuk hadi memleketine. Bu henüz bir... Oğlum beni tehdit mi ediyorsun? Bak, oğlum bu yumruk niye vurmuyor ya? Her ters yapana çizik vuracağım. Bir de lastiğin canı mı vardı lan? Adamın asabını bozmayın lan. Gel. Gel çıko. Sürücünün yaşı 52. Şöyle elimle... Bak bu az önceki eleman ha. Aa. Oğlum siz pasaportları mı değiştiniz lan? Bir belgelerini ver bakayım. Ya uzatmayın lan, siz de ergeler artistik yapmışsın. Şimdi bak, bunun tipi eşleşiyor işte. Senin bir yaşına bakalım dakika. Panoda yazıyor. Ha, 1955. 25 yaşındasın. Genceciksin de daha. Mangal seni. Mangal Bayard. Türk müsün sen? V94E01R2. Doğru, aferin. Kagaskam Cumhuriyeti'ndensin. Geçerlik tarihine bakalım, böyle hızlı kontrol edelim. Eşleşti, aferin, ziyarete gelmişsin. Kakaskamlısın ha? Kaka. O zaman... Hadi tamam, hadi hadi. Hadi al al, tamam hadi. Onaylandın hadi. İnşallah gözümden... Mangal Bayar. Oğlum niye ettim bunu ya? Devam et. İnşallah doğrudur ya. Ne güzel gidiyorduk. Hiç bakmadım böyle, dikkatim dağıldı. Aferin lan. Kaldın mı şimdi sen? Kaldın mı şimdi sen? 52 yaşında. Buradan belli yaşlı olduğu bak. Değilmiş ya.
Selamun aleyküm. Gençlik iksirini siz mi buldunuz? Kazanız çok güzelmiş. El ayak düzgün. Kimliğinizi alabilir miyim? Kümanlara bakacağız. Lütfen ellerinizi direksiyonun üzerine koyun. 28 doğumlu. 52 yaşında. Adare toprak. Demek sen de Türkiye'den kaçıyorsun. Pasaportuna ona da bakacağım. Deşleşti. Her şeyin doğru gözüküyor. Geçerlik tarihin. Haziran demek. Güzel. Bir saniyenizi rica edeceğim. Oberen Kov çetesi içinde bulunan muhbirlerimizden biri başka bir kaçak mal sevkiyatı hakkında değerli bilgiler etti. Beyefendi, prosedür gereği sizi dışarı almam gerekiyor. Çah! Diye böyle vur. Şöyle bir köşeye alayım sizi. Ha öyle mi? Tamam ya, özür dilerim. Buyurun, evraklarınızı vereyim size. Oğlum. Nereleri aramam gerektiğini daha şu an bilmiyorum. Gözümün içine bak. Bu arabada bir şey var mı yok mu? Şimdi bunu neyle, bu tamponu neyle kırarız? Balta çok olur ya. Oğlum korkma lan. Arabana vurdum lan, korkma. Oğlum sana saldırmıyorum lan. Parçan arabaya mı bağlı senin? Allah Allah. Bakayım, vurdu bebeğimiz. Hop. Bu tamponu bıçakla mı alacağız oğlum? Şey istiyor. Tam sopaymış, pardon. Nerede? Alkol. Kaçak alkol. Aç bakayım kaputu. Oğlum burada da alkol çıktıysa var ya seni çok... Sen ne gösteriyorsun lan bana? Kimliğini çıkardı herif. Baba bunun kontrolü biraz zor. Yoktur belki. İnat ettim bulmaya. Tamam. Başka bir yerde yılan var mı? Başka bir şey yok gibi ya. Bir zamanla ezberleyeceğim yerleri. Yani kombin her yerde olduğunu düşünmüyorum. Herhalde yoktur başka. Bir arkaya bakayım. Arkaya da bakamıyorum. Bakıyorum da. Böyle çok uzattığımı düşünmeyin incelerken. Öğrenme aşamasındayım yani, hata payı yapmayayım diye. Belki de siz gördünüz. O ne? Oğlum lan, inatçı adamım, sabırlıyım sabırlı. Başka yoktur herhalde daha. Dur lan, köşelere bir daha bakacağım emin olmak için. Tamam, yok. Şimdi kardeşim, kaçak alkolden. Şöyle bir dön bakayım arkanı. Bu yine alkol sakmaya çalışıyor. Suçlu tutuklandı. Bak bunu hafızanda tut. Sen biliyorsun zaten ezbere. Burun deliğine şunu şöyle sokar çıkartırım vallahi. Tamam, bunu da bitirdik. Yorul. Yakalandığımı öğrenirse karım beni öldürür. Oğlum karın yakalandığını değil, senin bu işi yaptığını birisi öldürmesi gerekiyor. Şerefsiz. Ne oldu şimdi? Ürünleri koymadık. No. Şunların hepsini bir koy bakayım. Düzen istiyordu. Herhalde düzen budur. Oyun algoritması gibi düşün. Yan yana dursunlar ya. Arabada kalan parçalar için bu abiye gidiyorduk az önce. Hadi. Bölgeyi temizler misin? Eyvallah kardeşim benim. Ya bu çocuğu var ya, yemin ediyorum Türkiye'de yanıma alacağım ya. Ne senin adın? Maximov. Bugünlük bu kadar. Sonunda dinlenebilirsin. Yarın komiser sana yeni bir görev atacak. Hadi bakalım. Bu bölümümüz herhalde arkadaşlar neredeyse full görevle geçecek ama keyifli ha. Çok seviyorum böyle oyunları. Dayak atmak istiyorum, dayak. Tokat manyağı yapmak istiyorum birkaçını. Mal mülk bakımı, binaların bakımı, servis, bir şeylerden red yiyorum ama bence ben buranın sorumlusu olarak şu an işlerin maaşını ödüyorum. Mal mülk bakımı da ödüyorum, o yüzden herhalde. Üçüncü gündeyiz. Yoldaş, karakolda biraz yer açmamız gerekiyor. Bu yüzden bugün bir gezintiye çıkıyorsun. Nereye çıkıyorum?
Görevin tutukları çalışma kamplarına götürmek ve alıkonulan kaçak malları polis üssüne ulaştırmak. Ayde, oyun sadece burada değil mi iş? İşinde gerekli olacak bazı aletleri almak için Vlad'ın mağazasını ziyaret et. You got them, motherfucker. Vlad'ın mı? Okay, transportnaya. Evet, o gün geldi. Çocuklar. No, tikkares gez drajken dumrishkas diskabledi. Görgücü. Evet. Aino Kaskanov, bir gel bakayım ben. Polis arabasından naklet. Oğlum dur ama bunu da hemen naklet. Şimdi kaçak malları topla diyor. Polis arabaya yaklaşıyor. Bagajı sonra bagaj bölümünü denetlemek için defterini kullan. Magazino. Burada kendi polis arabanı bulacaksın. Seçin aracın hazırlanması veya tamir edilmesi için araba tamircisiyle konuş. Durun oğlum, önce bir bagaj magaj nesneler. Ha lan, ne basit iş yapmışsın oyun yapımcısı. İtfaiyeci baltamız var. Gitmeye hazır görünüyorsun, araca bin. Hadi bakalım. Kardeş, buralar sana emanet. Haydi bakalım, bismillah. Şunu kapat. Gençler hazır mıyız? Ha? İlk durak çalışma kampı. Tutukları orada bırakacaksın. Varış noktasını görmek için haritayı kontrol et. Oha. İşaret yok mu ya? Yandık. Her tutukluyu böyle götüreceksek biz sıçmışız bu arada. Hadi bakalım. Ben yol haritası nerede? Sağdan, full sağdan devam ediyoruz anladığım kadarıyla. JFR'larmış. Acil götürmem lazım. V ne? İçeriden oynayalım. Aç yolu, aç! Full sağdan dedik değil mi lan? Evet. Tren olayı güzel olmuş. Çek sağa, çek sola. Bunlar kaçabilir biliyorsunuz değil mi? Öyle bir şey söylemişti oyun. Karat motel. Otele yerleşebilirsek güzel olur. Yol ver, yol ver. İyi, harita büyük gibi gözüküyormuş ama değilmiş. Aha. Valtanın neden olduğu ortaya... Son olan fırtına ağacı devirmiş gözüküyor. İlerleyemiyoruz. Ya, lanet olsun, lanet olsun. Bagajdan baltayı al, bunu engelleden kurtul. Ben onu almamış mıydım ya? Var bende balta Johnny. Yine de alayım, belki görev tetiklenir. Kaçan olursa baltayı fırlatırım vallahi. Aferin, şimdi arabaya dön, yolumuz uzun. İçeride misiniz lan? İnşallah içeridedirler. Tamam. Yanda bir tane ikon vardı ya, acaba dedim yanlış mı gidiyorum? Dikkat, geyik çıkabiliyor. Komiser Murat geldi lan. Şimdi siz burada bol bol mining yapacaksınız, tamam mı? Selamun aleyküm. Tam yerindesin, kapının yanında dur ve bütün tutukların gönderilmesi için emir ver. Ama böyle başımış şey... Başımı şişer böyle. İşimize odaklanmamız lazım. Benzin falan da bitiyordur belki ama neyse. Aa, keyiftesin lan. Tarih kaskan proşko. Bütün mahkumları naklet. Harika, her zaman iş yapacak, yeni birine ihtiyacımız var. Biri uçarak gitti galiba. Uçuyor. Kuşmuş lan o. Şimdi aletleri almak için Vlad'ın mağazasını ziyaret et. Unutma, aletler olmadan kaçak malı bulamazsın. İyi, hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek Johnny. Neredeymiş, şunun yerine bakalım. Sağdan devam edelim. Sonra sol yaparız. Şuradan bir manevra yapsam mı? Önümüzü görelim. Haydi, haydi bre. Ay, ne yaptı şeklim sen tam ne kıyım.
Ya da direkt ikona mı gitsem ya? Sağdan gidelim, sol yaparız. Yanlış gitmiyorsam. Doğru gidiyorum herhalde. Yolu uzattım mı emin değilim ama bir ara bakarız. 710 dolarımız var. Bu mekanı genişletme, memur atama falan, bunları merak ediyorum. Etmiyor değilim. El freni var mı? Yok. Siktir lan. Küfür ediyor. Amına korum senin ha. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Devam et lan! Evet. Vay vay vay. Şimdi aletleri almak için Vlad'ın mağazasına gir. Giriyorum. Vay Vlad. Bana oradan iki kere Kalaşnikov. Oğlum çatışma falan da mı var lan? Yeni sokumda sensin. Benim adım Vladimir Nimzuk ama buralarda bana Vlad derler. Güvenilir aletler, silahlar ve mühimmat satıyorum. Umarım Roznikov'dan daha iyi bir iş çıkarırsın. Sen ne sandın bebeğim? Sen bana bütün silahları ver. Vallahi bakalım neler satıyorsun. Bana yeni aletler lazım şimdi. Oo, ne diyorsun? 250 dolar bir tabanca çakalım lan. Şş, el bombası falan var. Ne yapacağız oğlum biz bunları? Sınıra çatışmaya falan mı? Benim saçlarım çok mu kötü ya? Saçlarım bir garip duruyor benim birkaç gündür. Uzun aslında ama. Allah Allah. Neyse pardon. Şimdi arkadaşlar ben ne alet alınması gerektiğini bilmiyorum. Nereden bileceğim onu? Allah Allah. Ada. Job mesela istiyordu o tampon ama bununla kırmıştık. Yani yalandan mesela bir tane küreğimiz yok. Kürek alalım. Kürek 25 dolar ver şunu. Tamam. Bu neymiş? Şeytan yabası. Son duran polisi. Lan emanet ya. Sıka sıka gidelim buradan ha. Şimdi tam bir komutan oldum işte. Yeni durağımız polis üssüymüş. Ya abi bütün dünyayı gezdirdin bize ya. Düz devam edeceğiz. Kaçak mallar, kaçak mallar. Her türlü mal bulunur. Peki ya, git ve memur Nabokov ile konuş ve toplantım kaçak malları teslim et. Hemen ediyorum. Neredesin? Ulan keyiftesin yine. 108 dolar. Güzel, şimdi aracı girin, sınır karakoluna geri dön. Hadi ya, bir evimize dönelim ya. Allah'a emanet Johnny'ler. Beklerim sınıra. Bugün iyi çıkardın. Gördüğün gibi. Hadi bakalım. Ripnin, emanet sende. Hallet o işi. Şş, bak bak. Görüyor musun? Nasıl makine? Yeni aldım lan. Vallahi pazarlık yapmışım. 75 dolara bıraktı. Aynen, yok sana vermez. Komutan forusu Johnny ya. Sıka sıka gider mi? Ateş edesim var da böyle görev möre biter. Yalan olur her şey diye çok korkuyorum ya. Evet. Karakola tebrikler. Bugün iyi bir çıkardın. Görüntüsün de. Bir dakika, ne? Bir yerde bir ok var. Ünlem buradaymış. Yatacağız. Günü bitireceğiz. Ay. Kaçak mal. Binaların bakım araçları sebebi maaşlar. Bu hep sanki yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. Belki de yanlış bir şey yapıyorum. Yani çünkü satın alınan nesneleri de buraya koydu. Bir an dedim çok param bitti lan. Ayıptır, günahtır.
Kaydediliyor. Evet. Tutorialsız bir gün. Tamam. Bugün ülkeye mal getiren sürücülerle ilgileneceksin. Hala tutorial ya. Çekim mi? İlk kişiyi çağır. Bekle lan, bir notumuzu okuyalım. Şimdi diyor ki, Conchimento 19 Nisan 1981 tarihinden itibaren Ulaştırma Bakanlığı Akaristan topraklarında mal taşınmacılığına ilişkin yönetmeliği değiştirmiştir. Yük taşıyan olan her sürücü geçerli bir Conchimento'ya sahip olması gerekmektedir. Belgelerdeki herhangi bir tutarsızlık girişin reddedilmesiyle sonuçlanır. Bir tane de kaçakçımız var. Uyru Albarak. Albarak ve Conchimento. Conchimento'ya bakarak işi bitireceğiz. Gel bakalım. Gel. Kaçak mal, şu fenerimi çalıştırayım bir de önümü göreyim ya. Ha. Gel 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 gel. Tamam. Bakalım bir Albaraklı mısın? Yük taşıyan her sürücünün geçerli taşıma belgesi olmalı. İlk olarak ona belgeleri sor. Şşt, bana bak lan. Lost'taki Sawyer mıydı neydi lan bu? Belgelerini ver bakayım bana. Askol yapma. Zıplayarak içeri kafa atarım. Tamam bakalım bir. Conchimento'su bu. 2 buzdolabı, 2 3 gazlı ocak, 3 sabun, klozet, çimento, radyoaktif madde. Arthur Ilgin. Bakalım meşlendi. Arthur Ilgin meşlendi. Yorulayım, önemli değil. 23.36 doğru. Geçerlik tarihi Haziran'mış. Her şey temiz gözüküyor. Tipi de uygun adamın. Nereli bu? Bizim memleketli Aceristan uyruklu bir kardeşimiz. Vallahi Johnny, bir malları kontrol edeyim ben mi? Bir belge gerçek yük durumuyla karşılaştırma en iyi yolu yük defterini kullanmaktır. He, iyi şeyle saymayacağız. Gözümüzde elimizde bakmayacağız. Bu mallar ne ya? Bunlar bende vardı. Hala da var. C. Şimdi bu araçtan gelen yükü saymak için defterini kullan. Left mouse button'ı basılı tut. Notlarını görmek için R. Sol sağ. Şunu bir bakalım mı ya? Nasıl çıkacağız lan buraya? Heh. Ya yok artık. Tamam. Bakalım burada ne varmış. Yalnız bir gizli saklı bir mal varsa bakayım şöyle bir. Tamam, bunu yazmışız. Çok güzel. Klozet bir taneydi. Bu ne? Çimento. Harika. Şimdi kolaylıkla defterini yük dökümleriyle karşılaştıracaksın. Ana. Peki böyle buralarda gizli mal falan oluyor mu? Diğer veri kontrol et, geç sürücüyü geri gönder, bir sonrakini çağır. Tamam, hemen bir bakalım. Nerede benim o zımbırtım? Ha, bu. İki tane buzdolabı, on tane... Otomatiği yok mu lan bunun? Alıştık lan otomatiğe. Çimento, 10 tane. Üstten gideyim. Buzdolabı 2, doğru mu? Doğru. Gazlı ocak, 3 tane, doğru. Sabun, yalnız eksik mal var. Emin olacağım arkadaşlar, bu adamın günahına giremem. Radyoaktif de var. Ben onu bu arada az önce çorba sandım, biliyor musunuz? Ön koltukta falan yok değil mi bunda mal? Oğlum sende bir sıkıntı var ha. Olmaz. Her neyse, sabun 3, sabun 1'miş, klozet 3, 1'miş, çimento 10, 10, radyoaktif madde 1. Şimdi bu adamın bütün evrakları tamam ama Conchimento'su uymuyor. Diğer veriyi kontrol et, geç veya sürücüyü geri gönder. Conchimento 19... Tamam. Akaristan toprağına mal taşımacılığına ilişkin yönetmeliği değiştirmiştir. Yük taşıyan olan her sürücü geçerli bir Conchimento'ya sahip olması gerekmektedir. Belgelerdeki herhangi bir tutarsızlık... Beyefendi, vaat edilen ürünleri getirmediğiniz tespit edilmiştir. Bu sebeple girişiniz reddedildi. Lütfen... Tamam, devam etsin bu. Yolladık. Doğru hamle. Notta öyle yazıyor. Buna takmayayım dedim. Ama ben hataları işaretleneceğini gözümden kaçırmıştım. Gel. Gel, çok sinirliyim. İlk uyarımı aldım. Ağzına sıçacağım senin. Gel. Bütün evraklarına bakacağım. Çık abbas. Bir dakika. Ulan inşallah Albaraklı çıkarsın. Bazen kontratmış ve gizli sitede oluşmak için yükü boşaltman gerekebilir. Yaparız. Tamam, uzatma. Ver lan evraklarını.
Yük defterini seç ve her bir yüklesle etkileşime gir. Yükü açıp boşaltmak için E tuşuna bas. Oğlum. Albaraklı mı çıktın lan sen? Sen albaraklı mı çıktın? Servislerimiz gerçi tam bunda ne? Telefon görüşmesi dinledi. Oğlu bu sefer başka bir kaçakçak. Pardon. Oğlum yük defterini nasıl çıkartıyordum ya? Yük defterini seç ve her bir yük nesneyle etkileşime gir. Mal mı çaldık biz şimdi? Ya bu sadece yalandan görselini kaldırıyor bence ya. Geliyor geliyor. Bunda var bir şey. Bak gördüm gördüm. Yok görmemişim. Hepsi bu kadar. Bütün yük masalarda. Ya hepsini sayabilirsin şimdi yola kaçak ya da kaçak mal arayabilirsin. Tamam. O zaman kaçak mal arayalım. Şöyle bir bakalım bakalım neymiş bu. Geri kalan bilgileri falan takip etmedim herifin. Ulan burada yılan olsa da ben görmem ha. Bak senin gerçekten bir şerefsizliğin var senin ya. İn bakayım arabadan. Öyle de indiğini öğrenmiş oldum. Şunu farları aç, kapat. O ne öyle? Oğlum bu adam da kaçak. Ben mi görmüyorum? Siz... Arabada bir kaçak mal yok. Bir dakika, ben arabayı niye arıyorum? Neden aradığımı bilmiyorum. Hepsi bu kadar. Bütün yük masalarda ya hepsini sayabilirsin şimdi ya da kaçak mal arayabilirsin. Burada biraz tıkandım evet. Kırayım. Balta istiyor. Oğlum adamları... Oo! Bir dakika. Oğlum adam mühimmatla gelmiş. İyi iş çıkardı. Kaçak malı kaçakçıyı tutukla. Ya abi işte hepsine bakasım var şu an. Bak görüyor musun? Aa kırıldı mı lan o? Oo bayağı almak gerekiyor. Dur bakayım. Herhalde başka mal olsa söylerdi ya. Gel lan buraya. Şerefsiz seni ha. Etap. O zaman şöyle olacak. Seni de ayrı döveceğim. Bak herkese gösterdiğimi sana da göstereyim. Şimdi birkaç taşıtla uğraş. Şunu... Şu aklıma geldi. Eğer tabloda bir risk varsa bu adam gibi, bu adamda belli ki bir uyruk istihbaratı vardı. O zaman o adamların malını indirip bakmak lazım. O tabloda bir şey yazmıyorsa hiç bakıp da baymanın gereği yok. Oğlum bu işi çözdüm lan. Johnny. Kaçırım onları. Sen de bir... No. Not yet. Bu mühimmat benim lan. Bu hırsız malı şu kırmızı olan. Şimdi... İnceleme bölgesini temizle. Temizledik. Tamam. Arabayı da yolladık. Malı mülkü de yolladık. Devam ediyoruz. Johnny gel bakalım. Şimdi bak bizim o... Aynen öyle. O not gitti. Konşimento'ya bakacağız sadece. Sayım yapacağız. Genel kontrollerini yapacağız. Bu dayıya bakalım mesela. Açmayayım kapıyı. Yoldaş komutan canımsın kardeşim. Sen böyle davran. Senin canını yerim lan. Eyvallah eyvallah. Tabii ki de hemen inceliyorum malı mülkü. Ona lük ne gazlı olacak bir şey tamam. Şimdi şunu bir kapatalım. Önce bir kimlik Rauf. İrja Rauf. Aferin doğru. Pasaport 79GQ. Güzel 7705 doğru. Haziran'da baktığımız zaman eşleşiyor. Ziyaret yapmak için gelmişsin. Başka bir Birleşik Rally uyruğun tipine bakalım doğrusun. Şimdi ben bir malları kontrol edip geliyorum Johnny. Aç bakayım şunu. Tamam lan. Bekle ben hata yaptım orada. Kusura bakmayın. Bunda niye kırmızı işaret çıktı lan? Lan bunu patlatırsak ölürüz yüksek ihtimal. Bu adamda başka bir trip yok gibi. Kardeşim sen şu yükü araca geri yüklemelisin. Tamam onu da öğrendik. Yükü geri çevir dediğim verdi değil mi? Heh tamam. Okey öğrendim. Vallahi tertemiz adammışsın. Allah'a emanet ol. İncelemem bitti. Onaylıyorum. İrja Rauf. Buyurunuz efendim. Yolunuz açık olsun.
Kibarlığınızı çok sevdim. Teşekkür ederim. İyi günler canımsın. İyi davran, iyi davranılsın. Görüşürüz. İyi satışlar. İrca. Adamsın lan, adamsın. Gel. Gel bakalım. Az önceki temizdi, sen kesin pis çıkacaksın. Lastiğini patlatacağım senin. Gel bakalım, video oyun. Şimdi... Atay'cı. Aleykümselam. Öncelikle bir belgelerini ver bakayım. Gerekli kardeşim, uzatmayın. Her şeyi sorgulamayın hadi. İnek getirmiş. İneğe bakarım. Algirdas Saliev. Güzel. 75R 0617, doğru. Eylül, Nisan, güzel. Transit için gelmiş kendisi. Tipine bakalım. Düzgün adamsın belli. 3 tane ineğim varmış. Ben hemen onları kontrol edip geliyorum Johnny. Olmaz. Bakanlığın yeni duyurusuna göre bakın, konşimentonuzdaki mallar birebir aynı uyuşması lazım. Beyefendi, bunları unutmayın ya. Ayıp denen bir şey var ya. Üstelik isminiz de tutmuyor beyefendi, olmaz. Allah Allah ya. Bunu da son anda gördüm ha. Ayıp denen bir şey var ya. Şu işi doğru düzgün yapın ya. İnekleri al gel. Atayo. Ya bırak bu işleri. Ne oldu? Bu iş böyle bitmedi diyordun. Ne oldu lan? Oğlum yürek mi yedin? Devam et lan. Şerefsiz. Sevmiyorum böyle adamları, artistler. Güzel güzel, hızlı öğreniyorsun. Git ve dinlen. Şimdi yarın eğitimimizin son günü. Aa, eğitimin son günü. Oğlum ilk bölüm bayağı full eğitim oldu. Hızlı yap Drejgez. Hadi uyuyalım bakalım. Tamam güzel. Mal kontrolünü de öğrendik. Ufak ufak para da kazanıyoruz. Bir tane hatamız oldu galiba. Ya da hata değil miydi, hatırlamıyorum. Bakalım bugün ne öğretecek bize. Gerçekten mi? Bugün senin neler öğrendiğini kontrol etmek istiyorum. Şimdi işe dön. Tutorial bu. Bunu yapalım. Şimdi temiz ilerliyoruz. Bilinçli ilerliyoruz. Bir tane 48 SJ plakamız var şüpheli. Ve de konşimentolarımız var. Gel baba. Devam et. Artık profesyoneliz zaten. Kaçtı lan plaka? 48 SJ. Hop. Belki. Konuşma lan. Belki ön plakan yanlış. Ney? Anlamadım. Satmak için birkaç şeyim var, ilgileniyor musun? Küçük bazı ziyaretçiler seni alışveriş yapmak isteyecekler. Komünizm ile yönetilen devlette en gerekli olan mallar genellikle kara borsada yer almaktadır. Küçük alışveriş senin için ek gelir kazanmak adına fırsat olabilir. Envanterindeki bir nesnenin fiyatı o nesne için ödediğin fiyattır. Satış yapmadan önce işlemin karlı olup olmayacağını kolayca kontrol edebilirsin. Ne satıyorsun sen koçum? Satın alır satar. Tuvalet kağıdı, sade vodka falan. Ya beni şimdi bu işe sokma. Sağ ol, teşekkür. Lan bende sigara nereden geldi? Bak bunu hatırlamıyorum. Arkadaşlar bende hafıza gitti. Ben satayım. Satın alır. $58. Sizinle iş yapmak zevk. Teşekkür ederim. Tamam, işlemi yapmışız. Sen kimliğini ver, uzatma. Eğer bir yanlış çıkarsa o sigarayı da alırım. Paranı da geri vermem. Evet. Arvis. Arvin. Dakika, bir sıçtın Johnny. Eşleşmedi. Arvin Chizoroko. Chizororik. Hepsi yanlış, anasını satayım. Bir EEC-033P. Bu da yanlış. Yani böyle pislik olamaz. Geçerlik tarihi yanlış. İş için gelmişsin. Fotoğrafına bakayım bir de senin Saruhan. Saç rengi bir kriter değil bence. Bu adam gerçek adam. Burada şeyi farklı, ışığı farklı alıyor herhalde. Bir de konşimentona bakacağız senin. Şunu bir kapat. Onaylı yük. Biyolojik tehlikeli madde getirdim bir de. Öf. Arkada 4 tane var gibi. Bunun plakası uyuşmuyor değil mi? Bak bunun plakası eğer bununla uyuşmuyorsa 48 SC, bu adamın arabasını aramaya gerek yok. Bir tek standart mallarına bakacağız gibi bir durum var. Yani bunlar doğru ama boşuna yapıyorum bence. Zaten adamı onaylamayacağız. İçeri girme yok mu ya? Evet. Mallar doğru da.
Şimdi kardeşim, konşimenton doğru ama diğer bilgilerinde bir takım sıkıntılar var. Aslında konşimenton da doğrudur. Seni şöyle bir reddedelim. Sigaram var. Sigaram var. Ulan zararlı çıktık. Ne zararlı değiliz ya. Adamı deli etmeyin lan. 40 dolar yaktık, 100 dolar aldık işte, öyle düşün. Evet, biraz agresif bir sınır memuruyum. Murat komiseri benim adım ya. Şimdi bu yüksek ihtimal plakası sıkıntılı olan eleman 48 SJ'dir bu. Aynen, sıcı sıcı. Oo, tehlikeli bir abime benziyorsun Johnny. Aleykümselam. Kimliğini alabilir miyim? Aynen. Bekle bakalım şimdi. Evet, Alvar Toprak. Aa, kovalamaca var. Oğlum. Ay! Çıkır o, ekibi topla, ekibi topla. Adam içeri girdi amına koyayım. Uyuyorsun sen burada ya. Burada 8 saniyelik şey versene. Araç nerede amına koyayım? Helalde buradadır. Yak yak sir. Ananız. Çok heyecanlandım. Acemi polis. Firari'yi durdur. Geliyorum. Silah çıkartmayı denedim galiba az önce de olmadı. Oğlum yanlış yoldan gidiyor olabilirim. Ama deneyeceğim. Oğlum bu ne lan, komedi Türk dizisi mi bu? Aha, yakaladım seni Johnny. Gel bakayım. Direksiyon mu alayım mı? Oğlum siktir. Yetişemeyeceğim gibi arkadan çakayım bir tane. Oğlum durmadı. Durmadı. Ha, artıyor. Tamam, dur, sıkıntı yok. Ben görev bitiyor sandım. Ya bu müzikte hiç ciddiye alamıyorum bu yavşak. Ben! Yat! Eşek seni, kaçak seni pezevenk. Güzel kışımı düşün. Supiş ağacından yakala ve karakola giden. İn lan aşağı. İn lan. Sakin olun beyefendi. Kontrol altında her şey. Şu malları da alalım lan. Bu malları kullanırız oğlum. Karakola büroya dön ve yeni emirleri al. Şerefsiz seni. Kontrollere alışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz her simülasyon başlangıcı da böyle zorluklar yaşıyorum. Oğlum ayıp değil mi lan, kaçıyorsun, arabaya hasar bıraktırdın he? Şerefsiz. Ne var lan arabada? Söyle bakayım bana. Sen dua et. Mermiyi sana doğru uçurtmadım. Yazma değil mi para? Para yazma değil mi? Ben burada inmek istiyorum arabayla. Garaja falan koyamam. Allah aşkına, az önce bana şu müzikle kovalamaca yaptırttın ya. Evet. Umarım yanlış bir şey yapmamışımdır. Alo. Zabriyazki. Çavuş Gavrilo'nun Tugay'ı ile bağlantımızı kaybettik. Kereste Fabrikası'nın yakında kanlı yumruk isyancı. Woho! Aksiyon! Meme! Olay çok acı, o yüzden hemen oraya git. E suçlu var burada. Ha tamam, onu resetlemişler. Johnny, aksiyon var lan, gelin toplanın lan oğlum. Aa, silah var galiba burada. Lan boşuna almışız ya. Neyse, satarız. Haydi Ali, sınır kapısını boşlayın. Çatışmaya gidiyor. Ha, gelmiş adamlar var burada. Hadi bakalım. Hep E'ye basasım geliyor. Muhtemelen yine bir donanım arızası. Aydın az bir... Ne donanım oğlum? Çatışma var lan.
diye brioche kioski yastı çatışmak. Geldik. Oha. İnanamıyorum. Çocuklar suçlarla anlaşıyor. Hadi bitirelim şu işi. Tam ne yapacağız oğlum? Çatışmayacak mıyız? Onun lan! Oh! Canım nerede lan? Aa! Gelin lan buraya. Ölüyorum galiba. Arabanın arkasına saklanmalıyım. Abi sokarım böyle oyunu ama ya. Bunu kaç vermiyor lan bunlar? HPS vurdum. Galiba ölmemiz gerekiyormuş ya. Ölme sakın yoldaş. Acısın sana ihtiyacı var. Tamam eyvallah kardeşim. Allah razı olsun da. Oh, ya garip bir şey oldu bana ya. Tebrikler. Kendi başına çalışmaya hazırsın. Öldükten sonra mı kardeşim? Terfi almak için görevlerini doğru bir şekilde yerine getir. Daha yüksek sınıflandırma, daha iyi kazanç ve karakolun yeni işlevine erişim anlamına gelir. Daha iyi kazanç ve karakolun yeni işlevlerine. Şu andan itibaren seni finansal olarak destekleyemeyeceğiz. Ya da desteklemeyeceğiz. Tesisin borçlanması derhal işten atılmakla sonuçlanacaktır. Oo yoldaş hayatta olmasın. Eyvallah kardeşim emanetimi çeker vururum etraf. Çok şanslıydın. Tamam. Jüri bizi izleyecekmiş sürekli. Götümü yesin. Aa güzelmiş. Tutorial kısmından çok eğlendim. Ama bundan sonra bu arada çekeceğim yine devamını. Tekrara sararsa salarız. Bu bile çok keyifliydi. Eğer böyle işte çatışmalar oluyorsa ki bunların habercisi bu aslında tutoriallar. Çok tekrarlamıyorsa, çok baydırmıyorsa pat küt pat küt gideriz. Ama bir avantajımız var. Canlı yayında olmadığım için yine söylüyorum. Şunu yapabiliyorum. İşte çok sıkıcı olan yerlerde sessizleşebilirim. Sonra onu montajda kesebilirim. Siz orayı kaydırmak zorunda bile kalmazsınız. Böyle bir avantaj oluyor tabii YouTube ofisinin video çektiğinde. Medieval Dynasty falan da böyle yapıyordum. Bence tutorial yeterli. Beni bir de zorlamayayım. Evet biliyorum özlüyorsunuzdur böyle 2 saat 3 saat videoları da benim hala aklım almıyor. 2-3 saatlik bir oyun serisini bir oturuşta bitirenler var biliyorum. Ama kendi adıma konuşacak olursam bilhassa bu dönem onu deniyorum. Böyle trimleyerek daha böyle tık 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 giden bir senaryoda daha eğlenceli olur gibime geliyor. Hem de YouTube'da hızlandırma da var ya da işte sağa sola kaydırma da var. İstediğin yere de gidebiliyorsun. O açıdan iyi diye düşünüyorum böyle kısa videolar. Deneyeceğiz göreceğiz. Vallahi eğlendim ya. Özlemişim lan oyun oynamayı. Yani simülasyon oyunu oynamayı ayrı özlemişim. Tane bir eylem yapıyorum bu aralar. O eylemi gizleyeceğim ama sizden. Çünkü eğer o eylem yapılamazsa boş boşuna tepki almak istemiyorum. Uzun bir serüven. Bir gün eğer de yapabilirsem şey diyeceğim buraya dönüp. Bakın o işte kontraband oyununda söylemiştim. Böyle böyle bir eylem diye. Olmazsa da hiçbir zaman duyamayacaksınız zaten. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video sponsor olabilir. O da hani sponsor gibi düşünmeyin. GeForce Now içeriğimiz var ya. Artık Bannerlord mu oynarım ne oynarım bilmiyorum. Ona göre hareket edeceğim. Bakarız. Arkadan da bir Safiyans çakarım. Eğer sevdiyseniz yorumlardan kestirebilirsem böyle böyle gideriz. Neyse çok uzattım özür dilerim. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi kafanıza göre her zaman olduğu gibi. Bye bye. Mucuk. Oh. Hadi bye.